Efendim öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Şans sohbetlerinde yine gündemdeki sıcak konuları değerlendiriyor olacağız. Bizdeki sıcak konular da bitmedikçe ben böyle sıcak konular demeye de devam edeceğim. Öyle görünüyor. Kimle yapıyoruz? Tabii ki çok kıymetli ekonomist Ali Ağoğlu ile birlikteyiz. Merhaba Kamal'cim. Merhabalar. Nasılsınız? Süper. Sağlığım yerinde, gerisi rahvan gitsin diyorum artık. Ben de öyle. Dilime pelesenk ettim bu lafı. Galiba bunun biraz şeyle, beyinle bir şekilde şartlamayla falan ilgisi var galiba. Ya bu ortama rağmen iyi olmayı başarıyorum diye düşünüyorum. Evet evet. Öyle dolmamızda fayda var. Ben evet, de bakıyorum. Bir Balıkesir, bir Kütahya, dün Antalya filan derken ben de oralardan da biraz da moral de buluyorum. Güzel güzel işler de yapılıyor. Ama hakikaten bir büyük sıkıntı da var. Yani bazı işler maalesef durma noktalarına geliyor. Fiyatlar konusunda yani mesela bir buğday, daha doğrusu un sanayicisiyle sohbet ediyorduk. Bir baktım adamın şeyine, telefonuna şey geldi. Mesaj geldi. Dedi ki hayırlı olsun dedi. %10 daha artmış dedi fiyatlar dedi. Neyin fiyatı artmış dedim. Bir çuval un dedi. 2 saat önce ben 330'dan satmıştım dedi. Şimdi fiyatı 360 lira olmuş dedi. Bakalım yerine koyabilecek miyiz dedi. Bak 360, 330, 360. Bu şekilde dedi. Yani şöyle söyleyeyim size dedi. 2 ay önce bundan 2 ay tam da olmadı. 75 bin liraydı bir kamyon un. Yani 500 çuval. Un bir kamyon ediyormuş. Şimdi dedi 180 lira dedi. Aradaki fark 180 bin lira tabii ki. 2 ay. Evet. Ekmek fiyatı içinde 2 ay da bu. Ekmek fiyatı içinde sorduk tabii. Dedi ki yani şimdi 2,5 lira oldu ama kesinlikle kimseye yetmez. Genellikle bu işin mihenk taşı bir çuval unun %1'idir ekmek fiyatı dedi. Yani dedim o zaman 3.6 lira mı olması lazım? En az 3.6 lira olması lazım dedi. Bu yani, ilginç bir indikatörmüş. Evet, aklımda bulunsun bu. O kadar çok verebilirim ki böyle indikatörler. Üre gübresini 8 bin liradan alıyordum. Şimdi 13.500 lira diyenler. Ben bunu nasıl yürüteceğim? Yeme artık haftada 2 kere zam geliyor. Haftada 1'di 2'ye çıktı o zamlarda diyenler. İşte elektrik fiyatını işte Mayıs'ta mesela Antalya OSB'de sohbette dediler ki Türkiye'nin en ucuzu biziz. Ona rağmen 46 kuruştan elektriği kullanıyorduk Mayıs'ta. Şimdi geldik şu anda 96 kuruş dediler. %100. Evet. En fazla. 46-96. Durum bu. Yani daha da geleceğini tabii herkes bekliyor. Doğalgazı vesairesi. Şimdi ben de küçük bir şey ekleyeyim. Simit 3,5 lira oldu. Ne 3,5 lira oldu? Simit 3,5 lira oldu. Öyle öyle yarım simit dönemi başladı. Evet yani şöyle yani bir de şöyle ilk gün yüzü suyu hürmetine simitleri biraz büyük yaptılar. Benim mahallede simitçim var, onunla sohbet ederim ben. Abi de herhalde ilk günün şeyine bu da kurtarmıyor çünkü 3,5 lira yapmayın etmeyin dedim yani. Yok dedi abi kurtarmıyormuş dediler. Ben de çıkmadım dedi 2 gün dedi şeye. Hatta ilginç bir şey söyledi. Simitçiler çıkmıyor, maliyeciler de çıkamıyor sokağa dedi. Aynen öyle. Hani tabii. Sıkıntı fazla dedi. Sıkıntı fazla. İşte ya simitçiden alabiliri diyeyim ben sana. Aynen doğru diyorsun. Asgari ücret tarafı ister istemez tartışılıyor ama yani herkes artık 4.000 lira civarında bir yerde şekilleneceği konusunda neredeyse mutabık gibi. Endişelense de az da geliyor, az da olur dese de 4.000 lira civarında bir yerlerde konuşuluyor. Hani bu oynaklık netinden konuşuyoruz tabii biz. Nesinden? Netinden. Net. Tabii net olarak konuşuyoruz. Yani tabii ki işverene yükünü şey yapılsa, hani hükümet üstlense, hiç olmazsa resmi enflasyonun üzerindeki kısmını işveren üstlense gibi, devlet üstlense gibi bir takım böyle öneriler de var ama
Orada da bir ama oradan da üstlendiği kısmını, resmi enflasyonun üzerinde üstlendiği kısmı dediğin aslında zımni enflasyonu devlet tarafından teyit edilmesi anlamına gelecek. Öyle. Bir anlamda öyle. Çünkü o yani enflasyon... Kaç önce tartışıyorduk enflasyondaki rakamların güvenilirliği, şeffaflığı? Aylardır tartışıyoruz. 6 ay önce tartışmaya başlamıştık hatırlarsan. Evet. Bu arada tabii başka yani bir bakanımızın af talebi diyelim kabul edilmiş oldu. Maliye Bakanımız. Yeni bir bakanımız var şimdi. Yani o da zaten var olan yani Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği politikayı bu anlamda sürdürecek bir bakanımız olarak görünüyor. Hani bu politikanın devam edeceğini, faiz indirimlerinin devam edeceğini düşünebiliriz. Bugün hani sen de geçen sefer sormuştun ya bu faiz indirimleri kime yarar diye düşünenler düşünmüştür. Belki ona hem bir değinmek istersin hem de yine bu faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde ben algıladım ama senin yaklaşımın nedir? Çünkü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün yerli yatırımcılarla sonra yabancılarla da yapacak ama yerli yatırımcılarla bir sohbeti oldu ve ekonomistlerle de bir araya geldi. Faiz indirimi için sınırlı alan kaldı diyor. Ama daha önce de demiştim 100 bas puan da yapmıştı o zaman Merkez Bankası. Ama bu alanı da büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum diye bir ifadesi var. Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini de 2022 yılının ilk yarısında göreceğiz diye ifade etti. Böyle baktığında yani ikinci soru olarak da acaba bu sefer bir pas geçme durumu olur mu? Yoksa faiz indirimine devam edilir mi? Ne düşünürsün? Nasıl değerlendirirsin? Ya ben bu yorumları değerlendirmekte çok zorlanıyorum. Yani diyeceksin ki yani nesi var bunların zorlanacak? Yani sınırlı yerimiz kaldı deyince Merkez Bankası Başkanı'nın soruyu şöyle sormak istiyorum ben. 19'dan 15'e inen 400 bas puanlık sorunumuz mu vardı bizim faizle ilgili? Hadi diyelim bir yüzden indim 500 bas puanlık mı sorunumuz vardı veya tartışma 500 bas puanda mıydı? Yani şu anda evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine baktığımızda bu faizin 1, 2, 3, 5 falan olması lazım. Yani o zaman da Sayın Kavcıoğlu neden şimdiye kadar indirdi sorusunu sormamız lazım. Hani açıkçası yani onların tartışmaya başladığında kur 9'lardayken bugün 13,5'lardaki kurdan bahsediyoruz. Evet. 400 bas puanın maliyeti inanılmaz. Ve biraz evvel bahsetmiş olduğun maliyetler kolay kolay bugünden yarına ödeyip de bitirebileceğimiz maliyetler değiller. Geçenlerde konuştuğumuz bu akut ve kronik meselesinde fiyatlama davranışları bozuldu. Enflasyon beklentileri bozuldu. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde bunları hangi sahipte yaptık sorusunu ben bir sormak istiyorum hakikaten. Kalması, kayda geçirip kalması için bir gün birisi bunu anlatır inşallah diye düşünüyorum. Devamında da bu ve benzeri özellikle enflasyon beklentilerindeki davranış. %65 çıktı DTH'ların toplam mevduat içindeki oranı. Bu insanları nasıl ikna edeceksiniz siz tekrar TL'ye dönmelerine? Geçtim. Bunu zoraki yapsanız zaten yaratacağı depremin haddi hesabı yok. Zararın haddi hesabı yok. Onu da geçtim. Enflasyonu nasıl kontrol edeceksiniz? Dövizde duruyor insanlar. Yani nasıl enflasyonla mücadele edeceksiniz? Hangi enstrümanı kullanacaksınız da mücadele edeceksiniz? Enflasyon beklentilerini de bozdunuz. Yani bütün mesele 400-500 bas puan mıydı? Yani biz bu şeyi neden yaptık o zaman? Yani hani 100 bas puan pas geçse ne olur, indirse ne olur artık? Yani bu saatten sonra çok anlamlı değil. Yani 200 bas puan indirdiğinde de ben aynı şeyi söylemiştim. Yaptıysanız daha radikal bir indirim yapın. Ne olacağını görelim demeye kalmadı. Gördük zaten. Daha da ısrar edeceksek o da ayrı bir konu. Yani burada ciddi, radikal bir problemle karşı karşıyayız. Çünkü geçen sefer de konuştuk. Mesela dün Merkez Bankası'nın müdahalesini yani herkes beklemiyordu diyeyim. Hani teknik olarak beklemiyordu ama Merkez Bankası'nın dünkü müdahalesi aslında iyi de bir şey yaptı. Bir işe yaradı mı derseniz çok fazla bir işe yaramadı ama ben onu şeye benzettim. Twitter'da da yazdım.
Hani bu hisse senetleri tavan ya da taban olduğunda bir devre kesici devreye giriyor ve 30 dakika işte 15 dakika yurt dışında bir süre işleme kapatılıyor hisse senedi. Aslında borsa yönetimleri diyor ki ya arkadaşlar bu kadar hararetli davranışlarda bulunmayın, bir sakin olun, bir derlenip toparlanın, bir düşünün. Ne yapıyorsunuz? Bu almaya veya satmaya bu kadar ısrarla geldiğinizde aslında hatalı bir iş yapıyor olabilirsiniz deyip bir mola alıyor. Veya bu hani basketbol maçlarının son 25-30 saniyesinde 3-4 tane mola arka arkaya gelir. Mola 40 saniye sürer, maç 2 saniye sürer gibi böyle bir hikaye var ya. Onun gibi böyle bir mola verdirdi. İyi bir şey yani. Hani bir düşünün dedim herkes. Bir durun, sakinleşin. Ne yaptığınızın farkında mısınız gibisinden bir mola. Ama benim hep iddia ettiğim şeydir bu. Yani tecrübede onu gösteriyor. Müdahaleler işe yaramazlar. Aslında müdahaleler teknik olarak zaman satın alırlar. Veya size bir zaman tanırlar, kazandırırlar. Siz esas o zamanda o müdahaleye gerek duyulan koşullar neyse veya o müdahaleye neden olan koşullar neyse onları ne kadar ortadan kaldırdığınızla ilgilidir. Aksi takdirde müdahaleler alım fırsatı olarak kalır. Şu anda evet. Da mesele geçen haftada tartıştığımız gibi stok ve akım problemi veya akut veya kronik problemlerle ilgili tartışmada aslında benim gözümde yapılması gerekirken biz 100 bas puan yapar mı yapmaz mı, işte 200 de yapsa ne olur, 500 yapsa ne olur vesaire gibi tartışmalardayız. Artık o tartışmaların ben biraz zeminin de kaydığını düşünüyorum ve bugün ekonomistlere ne dedi diye baktığımda daha fazla indirecek yerimiz az kaldı. Yani 100 bas puan indirecek yerin kaldı diyelim mi? Yani kaldı. 15'ten 14'e düşürdük. 19'dan 14'e 500 bas puan. Niçin indirdik? Şimdi gelelim geçen haftadan kalan ve senin sorunun ikinci kısmına. Bence kritik bir soru aslında bu. Ben bu aralar böyle anket vari sorular sorarak insanların da hem tepkisini almaya çalışıyorum hem de farklı görüşler çıkıyor. Ama maalesef yanıtı çok nete yakın. Faiz indirimi kime yarar diye baktığımızda faiz indirimi aslında sokaktaki vatandaşa çok fazla yansımıyor. Bir, kısa vadede kesin yansımıyor. Onu da geçtim. Orta uzun vadede yansıması için faiz tek enstrüman veya tek parametre değil. Ben buraya cevabı vermeden önce bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. O da ben Fortune dergisi genel yayın yönetmenliği yaptığım sırada sanıyorum 2012'de bıraktım, 2011'de yapmış olmam lazım bu çalışmayı. Çok durumun değiştiğini zannetmiyorum, onu söylemem lazım. Kur maliyetleri dahil olmak üzere tüm finansman maliyetlerinin Fortune 500 şirketlerini geçtiğimiz 7 yılına baktığımda tüm finansman maliyetleri satılan malın maliyeti içindeki oranı %4'ün altındaydı, biliyor muyuz? Çok önemli bir bilgidir bu. Tartıştığımız şey materyal bir konu değil aslına bakarsak. Bugün bahsedilen un fiyatının içinde ne kadarı faiz, ne kadarı kur, ne kadarı buğday. Buğday dediğimiz arkasında koskoca bir ekosistem var. Doğru. O ekosistemin bunun ilaççısı var, çiftçisi var, traktörcüsü var, yedek parçacısı var, gübrecisi var, varolu var. Korkunç bir ekosistem var. Satılan unun içinde finansman ne kadar diye baktığınızda görece olarak çok ama çok az. Ve bizim tartıştığımız küçücük alandaki büyük fırtınalar aslında geri taraftaki esas ekosistemi çok derinden sarsıyor. Yanlış yerde yanlış şeyler tartışıyoruz. Şeyi bile geçtim. Enflasyon, faiz enflasyon tartışmasını bile geçtim. Çok netim bu konuda. Yani satılan malın maliyeti endüstrinin ya da bir sektörlerin en temel maliyet kaleminin hesaplanma biçimi. Satılan malın maliyetinin içine %4'ten az olan bir kalemde bu kadar büyük fırtına koparmıyor olmamız lazım. Diyelim ki kopardık. Kime yarar faiz indirimi sorusunun cevabı? Doğrusunu istersen parası olana yarar. Neden diyeceğiz? Neden? Şimdi kim bu faizin düşüşündeki ucuz krediyi kullanabilir? Sokaktaki vatandaş ev kredisi almaya kalksa evin fiyatı krediden çok daha fazla artıyor. Ona çok fazla faydası yok. Döndüm, yatırım yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım derseniz bankaların size kredi verebilmesi için sizin credible birisi olmanız lazım.
Bir başka de işte önce sizin paranızın olması lazım. Hı-hı. Parası olana kredi veriyor bankalar. Şimdi parası olana kredi verirseniz evet bunlar yatırım yapacaklar diye bekliyorsunuz. Ama böyle piyasa bozulduğunda o alınan kredilerin bir kısmı belki de büyük kısmı ya gayrimenkule gidiyor ya dövize gidiyor. Sizin arzu ettiğiniz yatırımlara maalesef gitmiyor. Çünkü %4'ü bakın yani bahsettiğim rakam %4'ü. Tabii ki bir yatırım kararı verirken ilk baştaki maliyet yüksek olacak. Yatırımı toplama açısından faiz maliyeti evet önemli ama o operasyon faaliyete geçtiğinde, çalışmaya başladığında satılan malın maliyeti içindeki finansman maliyeti, işletme sermayesi açısından bakıyoruz. Maliyet çok daha az olacak. Ha, yatırım için kararda sadece faiz etki, en temel ve en öncelikli oran değil. O kadar çok parametreyle birlikte bir yatırım kararı alırsınız ki faiz bunların içinde evet önemli ama en önemlilerinden biri değil. Değil ama istikrarlı bir piyasa, büyüyen bir piyasa, o sektördeki pazar payını ne kadar alabileceğiniz, yeterli doğru istihdam yapabilecek misiniz? Öyle bir insan gücü var mı? Gibi veya kur istikrarlı mı? Ama binlerce şimdi parametrenin içinde parametrelerden tersi ama en tepedeki parametre ne yazık ki değil. Ha şu kararı verirken ilk parametre, orada anlaşalım. Burada anlaşalım. Ben bir yatırım kararı verirken herhangi bir o parası olanlar için, sermaye sahipleri için söylüyorum. Bir yatırım kararı verirken tabii ki ilk bakacağım şey faiz oranıdır. O faiz oranından daha yüksek getiri elde edebileceğimi düşünürsem ben o yatırımı yaparım. İlk karar budur, doğru. Ama ondan sonra bu kararı verdikten sonra o yatırımı hayata geçirmek için en temel şey parametre faiz değil. Diğer parametreler çok daha önemli hale gelebiliyor dönem dönem. Bugünlerde olduğu gibi. Evet. Şimdi bambaşka bir dertteyiz ama yani bu biraz işin tabii daha teorik kısmı gibi. Şu anda insanların yani yatırım kararı verirken tek başına faize bakmadıklarını zaten biliyoruz. Yani mutlaka güven ortamına bakıyor. Önümüzdeki dönemin nasıl şekillenebileceğine bakıyor. Talebe bakıyor, birçok şeye bakıyor. Ama yatırım kararı şu andaki hayatımızın içinde de küçük bir bölüm. Doğru. Ana şey şu anda var olanı sürdürebilme noktası. Var olanı sürdürebilmedeyse insanların çok ciddi bir problemi var. O da ilave sermayeyi ben nasıl bulacağım, nasıl edeceğim? Mesela dün yine Antalya'da konuştuğumuz hikaye, eğer bir bankalar bu şimdi 31-12'de herkes bekliyor 1 Ocak'ta bu kredi limitlerini gözden geçirip onu genişletmezlerse ciddi şekilde bizim tefeciye düşme sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ettiler. İyi firmaların bile. Çünkü ne yaparsan yap işte mesela bir süt üreticisiyle beraberdik. O diyor ki ya ben günlük olarak 400 ton süt işliyorum. Bunun şimdi bu son fiyat artışlarının bana getirdiği artış maliyet benim bunları yürütmem için günlük 600 bin lira. Aylık 18 milyon lira. Yani şimdi benim bunu bir şekilde döndürmem lazım. Döndürebilmem için tabii ki ama ben bunu mesela 3 ay 4 ay vadeyle yaptığım için her şey peşine döndü ama benim marketlerle şurayla burayla peşin çalışma imkanım yok. Şimdi ne olacak? Ben ister istemez burada bu finansmanı bulup onu bitirmem lazım. Dedi ki abi dikkat ediyor musun dedi. Şu sıralar faktöring işlemleri ne kadar arttı dedi. Niye dedi hep böyle dertli olduğumuz zamanlarda problemli olduğumuz zamanlarda bu faktöring patlama yapar dedi. Yani biraz oraya bir sıkışmışlık var. Yoksa milletin cari fazla vermesi Türkiye'yi hiç rahatsız etmiyor. Faizleri düşürmesi rahatsız etmiyor. O değil dert. Ama bunu yani ortalığın yangın yerine dönmesi dert olmuş vaziyette. Onu nasıl yürütebileceğini merakı içerisinde ve kurlarla ilgili de problem burada. Hakan Bey'ciğim oraya ben şöyle bir şey ekleyeyim. Evet.
Biz enflasyonu 6-7 ay önce konuştuğumuzda o gün o rakamların doğru olması, şeffaflık önemli dediğimizde o gün biz bir hurma yiyorduk. O gün o hurmayı düzgün yemediğimiz için bugün bizde problem çıkıyor. Şimdi siz bugün bahsettiğiniz problem yine geçtiğimiz hafta konuştuğumuz gibi akut, yani şu anda başımıza gelen bir problemi nasıl çözeceğiz sorusunun cevabını Öyle, arıyorsunuz. öyle. Ben size söyleyeyim, biz bu yaklaşımla hep aynı yaklaşımda, ki şu anda politika yapıcıları da aynı şekilde müdahaleler vesaireler, faiz kararları hep kısa vadeli çözümlerle akut sorunu çözmeye çalışıyoruz. Kroniğe yönelik hiçbir şey yapmıyoruz. Bugün yapmadığınız için yarın o limitler artsa dahi sorunuz çözülmeyecek. Çünkü yeni limit artıştan ihtiyacınız var. Şimdi bu arkadaşlarımız için üzücü olan sorunun ne olduğunu ben birazcık farklı bir dille ifade edeyim. Teknik olarak işletme sermayesi ihtiyacı artıyor. Tabii. Yani satın aldığınız malın fiyatı yükseldiğinde sizin oradan elde edeceğiniz marj yüzde olarak aynı kalsa bile o yüzdeyi yapabilmeniz için yatırmanız gereken işletme sermayesi artıyor. Basit olarak petrolden örnek vereyim. 30 dolardayken petrol 1 milyon varillik gemiye 30 milyon dolarlık bir fon ayırmanız gerekirken 85 milyon dolar gene 1 milyon varilde 80 pardon 85 dolarda 85 milyon ayırmanız gerekiyor. İşletme sermaye ihtiyacınız bir öncekine göre 2,5 katı artmış oluyor. Şimdi bunun bir kısmı dışarıdan zaten geliyordu. Fakat bunun üzerine biz kur 9'dan 13,5'a çıkarttığınızda, yani %50 arttırdığınızda, tam %50 artıştan bahsediyorum. Sermaye ihtiyacınız veya işletme sermayesi ihtiyacınız kafadan %50 artıyor. Şimdi bu ve benzeri konular gene dün yediğimiz hurmalarla ilgili diyeceğim. Yani bu biraz amiyane bir ifade oluyor ama daha kendimi daha kolay ve daha iyi ifade edemediğim için söylüyorum. Gene bugünü kurtarmayla uğraştığımız sürece ben size söyleyeyim. Yarın yine bugünü kurtarırken çözdüğümüzü düşündüğümüz problemlerin sonuçlarıyla karşılaşacağız. Ben size iyi bir haber vereyim. Kaçınılmaz bir şekilde bankacılık sektörü Türk lirası cinsinden limitleri arttırmak zorundalar. A, kendi faizlerini tahsil edebilmeleri için. B, bu ve benzeri şirketler zaten çalışır durumda, sağlıklı olan şirketlerin batması hem bankaların hem şirketlerin tabii ki istemediği bir durum olduğu için bu konuda bankacılık sektörü olabildiğince esnek davranacaktır. Türk lirası limitlerinden söz ediyorum yalnız. Dolar cinsi limitlerde çok fazla artış olmasını beklemem. Onu da söyleyeyim yani. Ama ben o sanayiciler için ve işletmeler için hani bu konuda bankacılık sektörünün kendi bekası için bile bu konuda esneklik tanıyıp limitleri düzenleyeceğini düşünürüm. Yani dediğim gibi kredilerin, faizlerin dahi tahsil edebilmek için bu konuda zaten kurdaki hareketten kaynaklanan veya enflasyondan kaynaklanan bu düzeltmeler mutlaka yapılacaktır diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı göreceğiz tabii ama arada Ama bu çözüm değil, onu söylüyorum. Yani bu bir çözüm değil. Yani bunu bir çözüm gibi gördüğümüzde bugünü kurtarırız, yarını gene tehlikeye atarız. peki bu şeyle 2022'nin ikinci yarısıyla beraber o iyileşmeleri göreceğiz. Çünkü hani bir cari fazla vermeye dönük bir politikamız var ya, onun enflasyonu bir şekilde çözeceğini de Önce düşünüyorum. döviz fazlamız olacak. Bu döviz fazlası Merkez Bankası'na satılacak, kur düşecek, merkez Tabii. daha düşükten alacak. Yeni düşük kurlarla enflasyon gerileyecek. Bu gerileyen enflasyonla birlikte beklentiler iyileşecek, fiyatlama davranışları düzelecek. 2022 yılının sonunda bunları göreceğiz. 2023 için bu konuları konuşuyor oluruz. Ama ben Türkiye'nin o kadar sabrı olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu sabırdan kastım bu kadar arkasında yedekte bekleyen bir takım kaynakları olduğunu düşünmüyorum. Yani o konuda o bahsedilen süreye kadar dayanabilecek şirket ve kurumların sayısının çok fazla olmadığı düşüncesindeyim. Bu Evet. konuda ciddi radikal adımlar atılması gerekiyor. Aksi takdirde yepyeni problemlerle de uğraşıyor oluruz. Evet. Biraz oraları izliyor olacağız. Öyle Tedirginlikle değil. izliyor olacağız. Ve bir süre daha bu oynattıklar devam edecek. Öyle anlaşılıyor. Evet. Merkez Bankası'nın yeni müdahalelerde bulunmasını bekler misin? Yani bu ve benzeri hani bir durun düşünün tarzı molalarını bekliyorum. Yani ben onları dediğim gibi iyi de buldum. Yani şundan dolayı iyi oldum. Ya hiç Türk lirası bu kadar sahipsiz değil dediler.
Çok da fazla müdahale etmediler görünüyor. Nakit veyadan çok kaydi dolarla, yani biyop kontratları üzerine, vadeli kontratlarla müdahale ettiler. Bunu da biraz göstere göstere yaptılar. Anons ederek yaptılar. Bence iyi de bir şey. Fazla para harcamadan yapmış oldular yani. Zaten harcayacak fazla paraları yok. Ama yani bunlar kalıcı, dediğim gibi kalıcı. Yani akut problemi belki çözüyor ama kronikle ilgili hiçbir fayda sağlamayacaktır. Neden? Evet. Dediğim gibi en başında yani müdahaleler size zaman kazandırır. O zaman kazandığınız zamanda ne yaptığınız önemli. Tekrar müdahale yapmanızı gerektirecek kadar şey yaparsanız, rehavete kapılırsanız o müdahalelerin ardı arkası kalmaz, bir süre gelmez. Bir de bir süre sonra da piyasa müdahale arsız olur. Ya evet, yani ben de biraz onu şey yaptım. Hatta bu ilk hikayede yani müdahalenin hiç demek ki müdahalenin bir sonucunu beklemediler. Yani öyle bir beklentiyle de belki yapılmadı o müdahale. Çünkü yani nerede başladıysa oralardayız şu anda da. Şimdi bir 12-50'lere kadar geldik ama. Bu arada araya girip bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir, müdahale öncesinde Merkez Bankası Piyasalar Müdürü görevden affını istedi. İstifa etti. Hakkında işte yeniden Merkez Bankası döviz satışlarına başlayacak. O da buna taraftar olmadığı için görevinin değiştirmesini talep etti şeklinde bir bilgi geldi. Hmm. İki, Merkez Bankası müdahale etti. Üç, Merkez Bankası'nın müdahale ettiği akşam bakan değişti. Evet. Para politikalarının doğrudan muhatap olduğu bakan. Dört, müdahalenin ertesi günü Kavcıoğlu olağanüstü bir şekilde yerli ve yabancı yatırımcılarla toplanıyor. Şimdi müdahale dediğiniz Türk lirası faizlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığınız takdirde çok anlamlı değildir. Bir. İki, müdahale dediğinizde buna eskiden concerted intervention denirdi. Japon yeni ile ilgili özellikle bir müdahale yapacağı zaman Japon Merkez Bankası bunu tek başına yapmazdı. Fed, Bundesbank, Bank of Japan, yani belki İsviçre Merkez Bankası karışmazdı ama Fransa Merkez Bankası veya İngiliz Merkez Bankası bile buna da şey yapar, destek verirdi. Yani bir araya gelinerek yapılan müdahalelerdi. Bunlar bile işe yaramamıştı. Yani onu söyleyeyim zamanında. Evet, onlara kazandırdığı zaman 1-2 yıldı. Bayağı uzun zaman kazandırıyordu onlar ama bizdeki durum öyle değil. Bunu hani bütün şeylerle araçları bir araya getirerek anlamlı bir bütün ve paket içinde yapsanız belki, ama faizi değiştirmiyorsunuz, hatta düşüreceğim diyorsunuz, daha düşük bir faizle alınacak dolara karşı siz bugün dolar satıyorsunuz, ne kadar tutarlı geliyor sizin kulağınıza? Çok fazla gelmiyor değil mi? Bana gelmiyor herhalde. Onun için yani birbiriyle tutarlı tekrar iştahı da arttırmaz mı böyle daha da? Ya kardeşim müdahale de güçsüz kaldı filan diye bir şekil bir mesaj da verilmiş olmuyor mu aslında bu şekilde? Yani, şimdi dedim ya, hiç yapmamasındansa en azından bir mola tarzındaki böylesi bir müdahale Türk lirasının çok da sahipsiz olmadığını göstermesi açısından iyi. Bunu tekrar tekrar yaparsanız çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Evet. Yani onun için fazla da gelmeyebilir diyorsun arkası. Yani bunlar böyle bir kere oldu. Devamı ya bir kere değil. Belki birkaç defa olur. Yani böyle kaydi dolarla yapıldığı için sonunda Merkez Bankası VIOP üzerinden yaptı bu vadeli işlem. Opsiyon piyasası üzerinden yaptığı müdahalenin sonunda dolar teslim etmek zorunda değil. O vade günü geldiği zamanki uzlaşma fiyatıyla sizin kontratlar arasındaki fiyat farkını Türk lirası olarak taraflar birbirine ödeyecekler. Yani kur çok çıkmışsa bile Merkez Bankası bunu çok dert etmeyecek. Kendi parası olan Türk lirasını biraz daha fazla ihraç ederek gidip o borcu ödeyebilecek durumda. Yani rezervi şey yapmaz mı? Rezerve hiç etkisi olmayan bir şey bu. Düşürmeyen, çıkarmayan bir şey bu. Piyasaya bir mesaj veriyordu. Verdi de nitekim yani. Ama bunu sürekli bir dönem kullandık onu. Gizli arka kapı müdahaleleri sırasında büyük rakamlarda kullandı Merkez Bankası. Hatta gene kur anlaşmalı teslimsiz forward ve vadeli işlemlerle de kullandı. Onlara da dolar teslim etmiyordu. Ama bunların daha önceden çalışmadığını gördüğümüz gibi bu sefer de çalışma ihtimalleri düşük. Dediğim gibi hep
bugünü kurtarmak için yapılan işler aslında geleceğe dönük yepyeni problemleri de beraberinde getiriyor. Onun için derli toplu, birbirini tamamlayıcı, yani bir puzzle'ın bütün parçalarını bir araya getirerek siz derli toplu müdahale yaparsanız o anlamlı bir şeydir. Onun adına da program diyoruz zaten yani. Müdahale edemiyoruz, ona da program diyoruz. Tabii canım, yani o da program, zaten ona ihtiyacımız olduğunu da sık sık konuşuyoruz beraber. Peki şimdi mesela böyle çok değişik yerlerden, bilmiyorum, pamukla ilgileniyor musun şu sıralarda, takip ediyor musun pamuk fiyatlarını? Bayağı ilgileniyorum. Maraş'ta söylediğimin arkasında duruyorum. Şimdilik haksız çıkmadım. İyi, yani biraz böyle bir şey oldu. Aslında baktığımızda gene bir Hindistan pamuğu filan bizimkilerden biraz daha ucuz kalır hale geldi. Bir 15-20 sent kadar zannediyorum. Biraz ucuzladı ama 115 sent de o zamanlar, yani konuştuğumuz pamuk düştü değil mi? Alyası, evet, 115 sentin ben tepe olacağını, hatta oraya gelmemiştik ama 115'lerin tepe olacağını düşünmüştüm. Yanılmıyorsam 116,5 mu gördü? 118,5 görmüş. 118,5'tan şu anda 104 sentlerde. Şimdi bu durumda hani sadece aslında pamuk değil, petrole bakmak lazım. 85 dolarlardan sonra hani ben çift taneleri beklemiyorum bu sene demiştim. Araya yeni varyant girdi. O yeni varyant aslında birçok şeyi değiştirdi, bozdu piyasalar adına yani. Petrolü bile şu anda yakın vadeli petrol 68 dolarda, hatta Şubat vadeli galiba bu. Bakıyorum hemen bir saniye. Evet, Şubat vadelisi 72 dolarda, 70 dolarda, 70.32 dolarda, 85 dolar, 88 dolarlardan giriyoruz buraya. Aynı vadeli kontratı söyleyeyim, pardon, 84,5 görmüş ama yakın vadede petrolün en yüksek gördüğü yer 88-85. Oradan beri geliyoruz. Bütün emtia fiyatlarında genel bir gerileme var. Ama bunun arkasında iki tane sebep. Birisi bu yeni varyant, ikincisi de Fed'in, ya ben size geçici demiştim ama benim geçici dediğimden daha hızlı toparlandı ekonomi ve enflasyon biraz daha inatçı gibi olacak, ben daha önceden davranabilirim demeye başladığını piyasa duydu. Powell bunu iki gün arayla tekrarladı. Fed parasal genişlemeyi daha hızlı daraltacak beklentisi, ki bunu daha önceden hatırlarsan ben bu geçici kısmına inanmıyorum. Bu o kadar bahsedildiği kadar geçici değil, daha kalıcı olacak veya etkilerini daha uzun süre hissedeceğiz dediğimde daha Fed halen daha geçici der diyordu. Şu anda artık o da söylem değiştirmeye başladığı için piyasalarda Fed'den başlayan bir hareket beklentisi. Bütün varlık sınıfları diyeceğim, çünkü hisse senetleri bile etkilendi. Yani Amerikan hisse senetlerinde de önemli düşüşler yaşandı. O zirvelerden geri çekilmeler var. Herkese endüstriyel metaller, tarımsal emtia, değerli metaller hemen hemen hepsi etkilendi ama özellikle petrol çok fazla etkilendi bundan. Çünkü COVID benzeri, yani bir yeni bir varyant, Omicron'u adını ne koydular, bir türlü karar veremediler. Omicron, evet. Adını. Bunların hepsi piyasayı olumsuz etkiledi yurt dışında. Buna bir de Çin'e eklemek lazım. Mesela Çin çok sessiz şu anda, çok konuşulmuyor ama Çin'de talep veya büyüme tarafıyla ilgili sıkıntı bence daha belirgin hale geldi. Onun da etkileri mutlaka yaşanıyor, hissediliyor. Yani üçüncü çeyrek 4.9 galiba. Çin için utanç verici bir oran. Yani. Yani utanç verici derken hani hiç beklenmedik bir düşüklük. Evet, evet, gerçekten öyle oldu. Peki bu bunun devamını bekler misin? Şimdi BioNTech'ten vesaireden, Pfizer'dan açıklamalar oldu. O açıklamalar üzerine de biraz daha sakinleşmiş gibi de görünüyor. Yani bu Omikron hani ilk etapta çok ciddi sıkıntı yaratacak gibi görünüyordu. Şimdi biraz daha böyle mutedil gibi görünüyor benim. Yani sen mesela önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarında nasıl bir gelişme beklersin? Vallahi yani ben doğru. Emtianın doğru çok çeşidi var da bizim hani konuştuğumuz pamuktur, petroldür, endüstriyel metallerdir. Burada nasıl bir gelişme beklersin? Ben aslında ayrıca sorarım. Yani o şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim gördüğüm endüstriyel metallerdeki hareket biraz daha erken başlamıştı. Hatta yani şimdi burada biraz garip gelecek ama
bu omikron varyantından önce ben bunların bir kısmını nikelde özellikle bazı emtia tarafında endüstriyel metallerin bazılarında çok net olarak virüs öncesinde bazı hareketler vardı. Nikel zirvesini yeniledi, geri geliyor demiştim. Alüminyumda öyle bir geri çekilme vardı ki önemli teknik seviyelerin altına inmişti. Yani bunların hepsine baktığımda zaten bir genel bir geri çekilme beklentisi vardı bende. Buna Amerikan hisse senetleri de dahildi. Biraz daha geri çekiliriz ama mesela petrolde çok fazla geri geleceğimizi zannetmiyorum. Buralarda yılı kapatma ihtimalimiz yüksek. Yani şu anda Şubat vadeli 70'lerde büyük ihtimalle yani bu kontratta çok da fazla aşağıyı görmeyi bekliyor musunuz? 200 günlük hareketli ortalama aşağı kırıldığı için bir miktar daha geri çekiliriz ama bir 60 doları beklemiyorum. Gelirse çok iyi. Onu söyleyeyim. Gelirse çok iyi. Neden dersen bu A şeyden dolayı olacak. Yani yeni varyanttan dolayı ve aslına bakarsan ciddi stoklar var her tarafta. Bu stoklar da yavaş yavaş kullanılmaya başlanacak demektir. Ama 60 dolara inmesini çok doğrusunu size beklemem. 65 doların altı bence biraz zor. Yani şu anda Peki. benim gördüğüm kadarıyla zor. O yüzden yılın bir de şunu unutmamak lazım. Şeydeyiz. Kasım ayı birçok fonun yıl sonu kapanış şeyidir. Bitti bitti Kasım bitti Ayıdır. aralığa girdik. Yok yok Kasım ayı yani Evet. bitti değil. Yani onlar yukarı fiyatlardan veya o cari fiyatlardan kendi pozisyonlarını büyük oranda kapattılar. Yani aslında onlar yılı bitirdiler. Öyle söyleyeyim. O yüzden bundan sonra çok böyle volatil günler görmeyebiliriz. Özellikle şeyden sonra Aralık ayının 15'inden sonra ben piyasaların biraz daha yatışmış olacağını düşünüyorum. Ve fiyat hareketlerinin Zaten sınırlı kalacağını düşünüyorum. turizmciler de 15'inden sonra 15 Aralık'tan sonra güzel bir Noel şeyi bekliyorlar, hareketi bekliyorlar. Demek ki Umuyorlar değil mi? millet evet piyasada olmayacak, tatilde olacak. Bu Evet sene öyle bir her sene öyle bir şey oluyor da bu her sene sene öyle ama bu sene insanların biraz da ihtiyacı var galiba diye aynen düşünüyorum öyle. ben. Yani pedagojik yani bir hayvansal güdüler tarafı da var yani bu işin. Evet. Peki, Bu arada şeyi altını söyleyeyim. ha Petrolle lütfen. ilgili ben 60 doları bu sene beklemiyorum dedim ama yani çünkü fazla aşırı satım bölgesinde biraz toparlaması mümkün. Ama önümüzdeki yılın başında ben özellikle Ocak-Şubat aylarında küresel olarak bir duruş demeyeyim ama yani bayağı sert fren tarzı çünkü özellikle Öyle tedarik mi? tarafındaki sıkıntıdan dolayı evet böyle bir sıkıntı bekliyorum Çin ben. Yani bu tarafındaki sıkıntıdan mı? Çin'den başlayarak bütün emtia tarafında bir sıkıntı olmasını bekliyorum. Bundan Türkiye'nin iki sebeple birlikte hem kur ve belirsizlikler hem de elimizdeki evdeki mobilyalar bittiği için öyle söyleyeyim. Böyle bir Ocak, Şubat, Ocak demeyelim ama yani Şubat, Mart döneminde yani hem Türkiye'de hem dünyada böyle bir yavaşlamanın tekrardan çok konuşulduğu bir dönem bekliyorum. Ve emtia fiyatlarında o dönemde petrolde mesela 60 doları kısa vadeli olarak görürsek beni çok şaşırtmayacak diye düşünüyorum. Yani o Yani oranında önümüzdeki seneye biz biraz yavaşlamayı konuşarak mı gireriz? bence öyle. Bence öyle. Yani önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ben küresel ve yerel olarak bir yavaşlama bekliyorum. Yani Peki. burada bir kazık fren olmaz herhalde ama bir yavaşlama olmasını bekliyorum. Peki. Yani bu fiyatlar da herhalde bir o zaman bir dengelenmesi için de bir fırsat olabilir tabii o yavaşlamada. Altın için ne diyorsun? Yani böyle çok kısaca altın ve gümüş için. Ya gümüşte 22,5 kritik bir seviyeydi. Şu anda altındayız. Hani orada kalır mıyız bilmiyorum. Kalmasa hani fena olmayacak. Çünkü gümüş bu senenin kaybedeni. Yani bununla birlikte Gümüş bu bir de senenin kaybedeni oldu. bence kaybedeni. Platin de keza ama platinin arkasında bir kalıcı bir şey var. O da araba sektöründe kullanılan metal olduğu için ağırlıklı olarak. Doğru. Ve araba sektöründe çok ciddi çipten dolayı sıkıntı yaşanıyor. Halen daha ikinci el arabalar dünyanın her yerinde bit pazarına nur yağmış misali. Çok talep görüyorlar bu araba üretimindeki sıkıntıdan dolayı.
gümüş kısmında dediğim gibi böyle bir problemimiz var ama altında benim beklediğim temel düzeltmeler geldi. Bundan sonraki hamlenin ben altın tarafında yukarı ons bazında konuşuyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim yani bu kadar altın konuştuk. Altın çıkmadı, etmedi vesaire derken gram altın rekor kırdı. Ama evet. Ons fiyatı sabitken TL kuru arttığı için dolar TL kuru arttı. Tabii. Neden gram altın artıyor yani. Orada altından değil ama kurdan kazanmış durumdayız. Evet. Ben şu an ons'tan konuşuyorum. Hatta seninle yaptığın sohbetlerin tamamında ons'tan konuştuk. Yani hiç gram TL ile ilgili bir şey telaffuz etmedik. Yani ons'ta da dediğim gibi 1760 seviyeleri kritik bir eşikti. Orayı da bir test 1760. Ettim. 1760 şeyde altında o seviyenin altına ben doğrusunu istersen beklemiyorum. Hani tam nokta seviye olarak da yani bu 1765'tir aslında 60-65 bandı. Onun altını beklemiyorum. Eğer burayı taban oluşturabilir ise yeniden 1835-1855 bölgesine çıkacak bir altın hareketini bir dahaki yılın ilk çeyreğinde bu sefer onu bekliyorum. Eyvallah. Onu da söyleyeyim. Yani bir dahaki yılın ilk çeyreği çünkü farklı çalışacak bazı şeyler. İyi bayağı bir bilgi aktarmış olduk şans sohbetlerini. İnşallah. İzleyenlere. Vallahi ağzına sağlık, aklına sağlık. Senin de öyle. Gene haftaya görüşürüz. Bakalım İnşallah. Haftaya neler konuşacağız. Yine sıcak gündem olur. Hiç merak etme. Ama ben sana söylemiştim bu kış sıcak geçecek diye. Evet evet aynen öyle. Onu biz de onu manşet etmiştik zaten. Evet evet evet. Evet. Bu kış sıcak geçecek. Sıcak devam ediyor. Evet. Peki. Evet. Çok teşekkür Peki. ediyorum. Bütün izleyenlere de sağlık dileyelim. Birlikte, Sağlıkla. Seninle birlikte. Ve haftaya yeni bir şans sohbetinde buluşmak üzere izinlerini rica edelim. Görüşmek İnşallah üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.